Dikili konuşuyor YouTube kanalımdan merhaba. Sevgili dostlar, Mustafa hocam handbol antrenörü, çok da kaliteli, iyi bir hocamız. Dikili gençlerini handbol olarak, handbol takımı olarak yetiştirmiş ve başarıdan başarıya koşmuşlar bu çocuklar. Özellikle de kötü alışkanlıklardan kurtarmak için gençleri, kızlarımızı, oğullarımızı bu kötü alışkanlıklardan kurtarmak için Mustafa hocamız bayağı mücadele vermiş, başarıdan başarıya koşmuşlar. Bu şu ana kadar Dikili Belediyesi sponsorluğu adı altında, yani Dikili Belediyesi sahip çıkmış bunlara. Dediğim gibi birçok başarıya imza atmışlar ama şimdi Dikili Belediyesi'nin tamamen el çektiklerini, işte bunlarla ilgilenemeyeceklerini söylemişler. Mustafa hocam ve öğrenciler bugüne çok üzülmüşler. Yani şu anda böyle ortada kalmış gibi takım, ne olacak belli değil. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bu takıma, Mustafa hocamızın takımına sahip çıkalım ve gerçekten çok başarılı bir takım sahip çıkalım. Bunları yalnız bırakmayalım. Özellikle de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması için elimizden gelen çabayı harcayalım. Buna tüm vatandaşlar olarak da hepimiz sorumluyuz. Merhaba, Muhlis İlter ben. Dikil'de yıllar önce Ali Çetinkaya İlköğretim Okulu'nda handbolü başlatan beden eğitim öğretmeni ve antrenörüm. Handbolü Dikili'ye getirdik. Ali Çetinkaya İlkokulu'nda çocuklara handbolle tanıştırdık ve çocukları suçtan uzak tutmak için, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yıllarca handbol öğrettik çocuklara. Ve çocuklar handbol oynayarak bir yerlere geldiler. Dikili Belediye Spor çatısı altında şu anda devam ettiler ve birinci lige çıktılar. Çocukların bu başarıların arkasında durmasını istiyorum ben. Hem yerel yönetimin hem de halkımızın bu başarıya saygı duymasını ve bu başarının arkasında durmasını istiyorum. Çocuklarımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Teşekkür ederim. Emekli beden eğitimi öğretmeni Mustafa Özkol. Handbol antrenörüyüm. Dikili'ye geldiğimden bu yana da handbolle uğraşıyorum. Benden önce kurulmuş Muhlis Hocam ve Bekir Bey'in nezaretinde kurulan handbol takımını alıp götürmeye çalıştık. Tamamen amatör amaçlarla yürüttük. Seçim öncesi de belediye başkanımızla ve ekibiyle konuşup bu takımın artık yukarılara çıkmak istediğini, bu takımın ligde oynamak istediğini söylediğimizde çok büyük destek verecekleri söylendi. İlk 3 yıl gayet güzel gidiyorduk. Gerçi hiçbir bedel almaksızın yaptık bu işi. Çocuklar da ben de. Ve geçen yıl 2021-22 döneminde bölgesel ligde şampiyon olduk. İkinci ligde grup şampiyonu olduk ve birinci lige çıktık. Ama o güzel ümitler, güzel hayaller bir anda suya düştü. Ekonomik gerekçeler gösterilip ligde takım oynatılmayacağı, yarışma yapan takımların artık belediye spor bünyesiyle zor olacağı söylendi. Tabii çok üzüldük. Dikili'nin tarihinde bir ilki yaşadık biz. Bu takım 11 yıl emekle buraya geldi ve tamamen risk altındaki çocukların spor yaptığı bir branş halindeydi.
Zaman zaman değişik kişilerden destek alıyorduk ama belediyeyi arkamıza alarak güçlendiğimizi düşünmüştük. Bir anda ekonomik nedenler gösterilerek takımın ligden çekilmesi bütün çocukların hayallerini suya düşürdü. Daha da kötüsü, keşke birinci lige çıktığımızda haber verilseydi. Bu çocuklara ben belki kulüp bulurdum. Başka takımlarda oynayabilirlerdi. Çocuklar çok şey istemedi. Sadece iş bulalım dediler. Bize iş bulun, gene devam edelim. Ama maalesef ne konuşma gereği duyuldu, ne takımla ortak bir toplantı yapma düşünüldü. Bir anda kesilip atıldı. Dilerim bu yanlışlıktan tekrar dönerler. Dilerim Dikil'de sporun çocuklara eğitim amaçlı yapıldığının farkına varırlar. Çocukları sokaktan kurtarmanın en iyi yollarından birisi, sağlıklı bir nesil yetiştirmenin en iyi yollarından birisi spordur. Belediyeler de bunlara destek vermeli diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki dönemler yeniden kararlarını gözden geçirip bu çocuklara tekrar kucak açarlar. Siz tamamen belediyeye mi bağlıydınız? Belediye başkanlığı mı sponsoru olmuş bu anda? Belediye Spor Kulübü adı altında oynadık. Evet. Sponsorluğunu Belediye Spor Kulübü yaptı ama Belediye Spor Kulübü henüz bünyesinde sanıyorum ekonomik olarak destek veremiyor. Bütçeden bir şeyler ayıramıyor galiba ama bunu başka yollarla çözebilirdik. Hele hele son 1-2 güne kalması, liglerin başlaması, liglere başvuru süresinin 2 güne kala haber verilmesi çok çok üzdü. Hem beni hem çocukları üzdü. Ama ben devam edeceğim. Gene sokakta aylak dolaşan ya da sokaklarda gezinen çocukları sporu alıp onları hayata bağlamaya devam edeceğim. Buradan da seslenelim. Sokak çok yani. Ya çocuğuna spor yaptıramayan, parası olmadığı için spor yaptıramayan insanlar uğraşmak isteyen gelsinler, çocuklarını getirsinler. Onları topluma kazandıralım. Daha çok spor yapsınlar. Belki bir yerlere gelirler. Belki Dikil'in işveren ya da düzgün insanları bu çocuklara ben fiziksel olarak destek veririm ama ekonomik olarak veremiyorum. Onlara da sesimi duyurayım. Onlar bize destek versinler ekonomik olarak. Çocuklara malzeme alalım, top alalım. Bunlar spor yapsınlar. Başka da diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Ben İzmir Dikil'in 16 yaşındaki 7 yıldır bu takımda oynayan genç bir handbolcuyum. Bu takıma 7 yıldır gönül verdik. Bu takımla birlikte maçlara çıktım altyapı olarak. Bu sene ilk defa A takımla birlikte lige başvurduk, profesyonel liglere. Bölgesel ligde ilk olarak B grubu şampiyonluğu kazandık. İkinci ligde yine B grubu şampiyonluğumuz vardı. Playoff'ta gittik 1. lige çıkmak için. Orada da Türkiye 5.'si olarak tamamladık ve 1. lige çıkmaya hak kazandık. Biz kim zaman okula gitmedik, buraya antrenmanlara geldik. Haliyle derslerimiz düştü, işten kaçtık, buraya geldik. Ama şimdi bize ekonomik şartlardan dolayı lige çıkmayacaksınız diyor. Hayatımız alt üst olmuş durumda. Yani şu an her şey bizim için artık tersine döndü. Yani şu an çoğu kişi pişmandır da eminim. Ama bu şey düzeltilebilir bence. Henüz daha hiçbir şey bitmedi. Önümüzdeki sene tekrardan katılabiliriz. Biz yıllardır bu sporla uğraşıyoruz. Ben ilk bu sene A takıma çıktım. A takımla birlikte maçlarda yer aldım. Altyapımız kuruldu. Onlar da birkaç sene sonra benim gibi onlar da çıkacak. Dikilimizin kendi çocukları var. Bir tane bile transferimiz yok. Çok iyi bir takımız. Başarıdan başarıya koşuyoruz. Son 6 ayda yani çok iyi şeyler başardık. Birazcık maddi manevi destekle çok iyi yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Umarım çok daha iyi şeyler olur. Biz bu spora yıllardır gönül verdik. Bu şekilde devam edeceğiz. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Umarım bizi yarı yolda bırakmazlar. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese merhaba. Ben Dikili Belediye Spor 16 yaşındaki bir oyuncusuyum. Ben de 5 yıldan beri bu sporla ilgileniyorum. Bu spor ve hocam beni kötü alışkanlıklarımdan hem uzak tutturdu, o tür şeylere girmeme engel oldu. Severek yapıyorum. Herkese spor yapmasını da tavsiye ediyorum. Sonuçta güzel bir şey. Pis alışkanlıklardan uzak duruyorsunuz. Sokakta gezmek yerine spor yapmış oluyorsunuz. Ama biz daha önceden katıldığımız turnuvalar olsun, her şeyi tuttuk, sözümüzü yaptık falan. Ama başkan bize destek olmadı. Yani onu kınamıyorum ama sitem ediyorum. Bunu yapması gerçekten bizi çok üzdü hem gençler olarak, çünkü önümüzü kapatmış oldu. Kulübümüz herhangi bir yere gelememiş durumda. Biz Türkiye birinciliğine varana kadar oynamayı düşünüyorduk. Milli takıma falan gitmeyi düşünüyorduk biz. Hocamız bizi kamplara gönderecekti.
Maalesef onları şu an yapamadık. Başkanım bize tekrardan yardımcı olmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Öncelikle çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Çünkü bize verilen sözler, hani bize birçok şey vaat ettiler ve biz inandık onlara. Ve bunun için de gerçekten çok çalıştık. Özellikle erkek takımı birinci lige yükseldi ve bu dikilde ilk. Ama ona rağmen destek verilmedi. Bu gerçekten bize çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Hani o kadar başarı geldi. Hani başarı elinde destek verilecekti. Biz gerçekten çok üzüldük yani. Destek verilmesi gerekiyordu. Hani sonra sporcuya destek olmazsa bu ülke nasıl gelişecek? Spor çok önemli çünkü. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz birincilik takımıyız ve oynadığımız toplara bakın. 2 numara. Bu zaten yıllardır var. Yani belediyeniz bir top bile alamadı. Bunu da söylemek istiyorum. Yani şu sahanın hali zaten bir şey denilemez bile. Bize destek verilmesi gerekiyordu. Başka diyecek de bir şey yok yani. Gerçekten çok üzüldük. Merhabalar. Dikili Belediyespor sporcular olarak buradayız. Şöyle bizim ligden çekilmemiz şu an söz konusu. Ligden çekildik aynı zamanda. Burada aslında Dikili Belediyespor olarak bir yılın emeği yok. Bunun arkasında tam 12 yılın bir emeği var aslında. Aslında bu saygısızlık aslında bir yılın emeğine değil. 12 yılın emeğine yapılmış bir şey. Çünkü bu spor bizim için asfalt sahalarda başlayıp salona taşınmış bir spordur. Bu yüzden yani şu an çok üzgünüz zaten. Şu an çok da konuşamıyoruz. Çünkü arkadaşlarım ve Dikili çocukları biliyorsunuz normal şartlarda çalışmak zorunda olan insanlar. Bunlar, bu çocuklar yani bizim arkadaşlarımız sırf işlerinden bırakıp bu sporun peşinden koşmak için geldiler ve Dikili'ye gönül verdiler. Ve şu an Belediyespor bizim için Dikili'deki profesyonel olarak tek takım bizdik. Şu an Dikili'deki tek pro takımı kapatmış durumdayız. Biz sadece şunu istiyoruz. Bize destek çıkmalarını istiyoruz. Destek vermelerini istiyoruz. Çünkü bu spora gönül vermiş yaklaşık 16 ya da 17 kişiyiz ve hepsi Dikili'den oluşuyor. Ben bu spor sayesinde öğretmen oldum. Belki diğer arkadaşlarım bu spor sayesinde başka bir yol çizip başka şekilde para kazanacaklar. Çekiyorum. Merhabalar. Arkadaşımın dediklerine katılıyorum. Şu an sadece de benim demek istediklerim yetkililerimize sahip çıkmalarını istiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Ben Dikili Belediyespor oyuncusu Emre Güner. 12 yıldır devam ettiğimiz netbol branşında şu an kapatılma kararı aldık. Bunun için çok mutsuzuz, üzgünüz. Yetkililerin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü burada 16-10 yaşındaki genç kardeşlerim var. Takımın en büyüğü benim. 24 yaşındayım. Ve geri kalan herkes benden küçük. Ben arkadaşlarım ve kardeşlerim için burada konuşma kararı aldım. Lütfen bize sahip çıkın, bizi yaralı bırakmayın.